Sevgili dostlar, gece yapamayacağım için mecburen bugün akşamüstü yaptım bu çekimleri. Gece görüşüm biraz zor, olanaklarım yok burada. O yüzden de hani öncesinden size bunu hazırladım. Bir parça ısırgan otumuzu hazırladık zaten. Hani bazı insanlar diyecek ki, aa ne saçma hareketler bunlar. Küçükken yataklarımızda uyurken büyüklerimiz bunu bizim çıplak ayaklarımıza uyurken yaparlar. Acısını hissetmeyelim diye. Çıplak ayağa yapılır aslında. Becerebilirseniz yapın, beceremezseniz önemli değil. Niyetiniz önemli. Çünkü koca alanlarda ben insanlar ayağınızı çıkarır mı diyecektim. Demeyecektim tabii ki. Bunu böyle ayağınıza üç kere bu ayağınıza, üç kere bu ayağınıza vuruyorsunuz. Bunu yaparken duanız da şu olsun. Her şey hızlı olsun. Süratli. Bütün istediğim şeyler çabuk olsun. Bunun amacı bu. Evet. Kırmızı yumurta. Bu kırmızı yumurtalar Paskalya'da olur daha çok. Ama siz kendiniz de yapabilirsiniz. Komşularımızla, akrabalarımızla, etrafımızla anlaştığımız ve her farklı dinde insanın da katkılarının bulunduğu bir bahar kutlaması ve bereket istemesi bu. Bunu güzellik için istiyorsunuz, güzel olmak için. Ve böyle yanaklarınızı seviyorsunuz. Bazen kırmızı olur yanaklarımız. Bak oldu. Ay. Hah, bazen fazla olur. Bazen işte böyle bu kırmızı yumurtaları sürüp güzellik istiyorsunuz dualarınızda. Bak hemen güzelleştim. Sevgili dostlar, Bulgaristan'a gitmiş gelmiş ve gidip gelenler bilirler. Martiçka derler buna. Onlar bileklerine, bütün mağazalara, dükkan her yerde. Çünkü onlar için şöyle de bir inanış var. Ne kadar çok kişiye takarlarsa o kadar dilekleri daha çok olur diye. Şimdi bu martiçkayı yani marifetli bayanlar kendileri de yapabilirler. Böyle bileklerine takıp buradan bir şeyle tık diye buradan sıkıyorsun ve böyle duruyor. Ama herkes bunu yapamaz, bulamaz. Onun için evinizde böyle iplerden bir kırmızı ip, bir beyaz ip. Yani hiçbir şey bulamadınız, birçok beyaz ipi, birçok kırmızı ipi bir araya getirin ve onları böyle dolayın. Böyle sıkı sıkı. 7 gün elinizden çıkarmayacaksınız, bileğinizden çıkarmayacaksınız. Dualarınızı edip ya da evinizdeki birisi bağlar, dualarını eder. 3-4 düğüm atın, bu böyle dursun. Ama 7 gün lütfen çıkarmayın. Bu bir sağlık bilekliği. Sağlığınız çok olsun. Bütün dünyaya da sağlık gelsin inşallah. Yere değmemiş su. Yani Nisan yağmurları. Ama Mayıs'ın muhakkak, çünkü hidrolezden önce yağar. Ve o biriktirebildiyseniz, biriktiremediyseniz çeşmeden, yere değmeden bir bardak su doldur. Eskiden bu suları biriktirip yıkanırlarmış. Saçlara iyi gelir, bedene iyi gelir. Tabii büyük şehirlerde buna çok imkan yok. Yüzünüzü üç kere yıkayın ve bütün temizlik olsun hayatınızda. Temiz şeyler gelsin. Temizlenin, temizlenin. Temiz, 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 temiz olalım. İnşallah temiz olalım. Her türlü temiz olalım. Olur mu? Her türlü temiz olalım. Sevgili dostlar, geleneksel olarak ateşler yakılır ve üzerinden atlanır sırayla. Üç kere atlanır. Bunun anlamı da bütün üzerindeki kötülüklerin gitmesi, kötü duyguların, kötü hissettiğin şeylerin, sana gelen kötülüklerin hepsinin üzerinden gitmesi. Bu ateşleri yakma imkanımız yok. Ama evinizde bir mum, bir tea light hiç fark etmez. Yeter ki ateş olsun ve tabii dikkatli olun. Ve üzerinden üç kere atlarken dualarınızı yapıyorsunuz. Siz kendi dualarınızı kendiniz biliyorsunuz. Ne isteyeceğinizi de biliyorsunuz. Kötü enerjilerin, kötü duyguların, nazarın, her şeyin gitmesini, o yüzden de üç kere bu ateşten atlıyorsunuz. Kocaman ateşler olurdu ve o kocaman ateşlerin üstünden eteklerimizi toplaya toplaya atlardık. Korona günlerinde böyle olacak. Ne yapalım? Ama dilekleriniz olsun inşallah. Bütün kötülükler gitsin yüzünüzden. Bütün dünyanın kötülükleri de gitsin. Her şey gitsin. Savaşlar bitsin. O savaşanlar evlerine gitsinler artık. Evlerinde kendi yataklarında yatsınlar. Kötülükler olmasın. Yıkansınlar, temizlensinler. Lütfen, lütfen. Şimdi kesemizin içine isterseniz kağıt para, isterseniz demir para. Bunu koyduk ve geldik. Varsa bahçeniz ve içinde bir gül ağacı, oraya asabilirsiniz. Yoksa da bir saksıya
Ya da satın alın bir saksı, içinde gül olsun. Ya da hiçbir şey olmadı, bir tane gül satın alın, o gülü saksıya saplayın dalıyla beraber ve muhakkak dışarıda olacak bu, pencerenin önünde, balkonunuzda bir yerde, ama dışarısı olacak çünkü bütün gece o dışarıda kalacak. Ve muhakkak o toprağınızdan biraz alıp böyle yayın altına, saksının etrafına, kesenizi asın şöyle, dikenler de batıyor tabii. Kesenizi asıyorsunuz, dualarınızı yapıyorsunuz. Bu sabaha kadar kalacak. Ve hani hep soruyorsunuz ya, ama bu suya mı atacaktık, ama bir şey yazıyorduk, kesenin içine mi yazıp koyuyoruz? Öyle bir şey değil. Bu yaydığınız toprağa hayallerinizi çiziyorsunuz. Araba mı, aşk mı, sağlık mı? Ben her şeyi istiyorum. Yani o çiziyorum hayali hayali, neler çiziyorum neler. Muhakkak birilerinden biri oluyor. Ev çiziyorum, araba çiziyorum, huzur çiziyorum, mutluluk çiziyorum, ailemle ilgili şeyler çiziyorum, yazıyorum, isimler, baş harfleri koyuyorum. Sonuçta sonsuz, orası benim hayal yerim. Ne istersem onu yaparım, ne istersem hayal ederim. Hayalime de kimse karışamaz ya, dışarıda olması gerekiyor. Bütün gece rüzgarla uçuşacak ve bize bereket ve hayallerimizin olmasını sağlayacak rüzgarlar, uçuşmalar, hediyeler gelecek bize. Ve kesenizi de sabah uyandığında alıyorsunuz, cüzdanınıza koyuyorsunuz, dualarınızı yapıyorsunuz ve Allah bereketinizi her zaman versin. Ya, mutluluk için sallanmak lazım. Bir salıncakta. Salıncağınız yok. Hamak da yok tabii ki her yerde. Burası benim bir dostumun evi. Biraz işime yaradı bu bahar günlerinde, bu hıdrelez zamanında. 3 kere sallanıyorsunuz ve mutluluk diliyorsunuz Allah'tan. Bu bir sandalyede de olur. Evde birisi sizi sandalyede sallasın 3 kere. Ya da işte bir salıncak, ya da bir hamak, ya da bir ip koyun eve. Dilediğiniz mutluluklar olsun inşallah. Sunduğum ritüelleri inşallah yaparsınız ve bütün dualarınız kabul olur. Görüşmek üzere. Her şey yanınızda olsun. Bu benim hayalim. Bu benim hayalim. Benim hayalim oluyorsa sizinki niye olmasın? Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ağaçlı ağaçlı memlekete kız vermesinler. Ağaçlı ağaçlı memlekete kız vermesinler. Annesini annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçanda kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Uçanda kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa binse de gelse. Babamın bir atı olsa binse.
Ben köyümü özledim.